Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ayvatoğlu'nun yaptığı kendini bağlar, kimseye ya da hiçbir partiye mal edilemez. Ancak siyasetteki Ayvatoğlu profilini yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseridir yorumunu yaptı. Lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri internete düşen ve ardından önce inkar edip daha sonra suçunu kabul eden AK Partili büro personeli Hamza Küşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in konuyla ilgili bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle. 1988 yılında daha 16 yaşındayken pudra şekeri benim için kentliyle köylü, zenginle yoksul arasındaki ayrımın önemli bir sembolü olmuştu. 2021 yılında ise Ayvatoğlu sayesinde son 20 yılda ortaya çıkmış ve özellikle gençlik içinde yayılmış sorunlu bir insan profilinin sembolüne dönüştü o profilde şudur. Fikirlerine, ideolojisine, yaşam tarzına inanmasan da hep iktidar cenahında kal. Onlar gibi görün. Sosyal mecralarda ise muhafazakarlıktan, milliyetçilikten, Osmanlı'dan, Rabia'dan demur. İktidarı haksızlıkları çifte standartlı uygulamaları eleştirenleri hain ahlaksız gibi sözcüklerle etiketle. Arka planda işini gör. İktidarın bütün nimetlerinden yararlan. Zengin ol. Zor da kaldın mı liderinin partinin gölgesine sığın. Gerekirse tereddüt etmeden yalan söyle. Hatta demagojinin dibine vur. Nasıl olsa lidere partiye inananlar sana da inanacaktır. Sen yeter ki keyifli bir yaşam sür. Sonuçta Ayvatoğlu'nun yaptığı kendine bağlar. Kimseye ya da hiçbir partiye mal edilemez. Ancak siyasetteki Ayvatoğlu profilini yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseridir. AK Parti bu ortamı ortadan kaldırmak, Ayvatoğlu profiline mesafe koymak zorundadır. Peki bunu yapıyor mu? Ne yazık ki yapmıyor. Tersine sosyal mecralarda tam da Ayvatoğlu profilindeki troller üzerinden muhalefete taarruz başlatıyor. Hem o ortamı besliyor hem yeni Ayvatoğlular yaratıyor. Emin olsunlar bu yaptıklarının ne AK Parti'ye ne genç nesillere ne de memlekete bir faydası var dedi.